Amerikan borsalarında boğa rallisi daha da güçleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya dün Nasdaq düştü sen ne diyorsun diye. Evet Nasdaq düştü de diğer endekslerde ciddi yükselişler var. Buna rotasyon diyoruz. Yani belli bir endekste çok para kazanan insanlar yavaş yavaş diğer endekslere yönelmeye başlıyorlar. Ve bu da rallinin nefesini genişletiyor. Bu yönden son derece olumlu. İşte bugün bu rotasyondan biraz bahsedeceğiz. Daha sonra bu rotasyonda ne yapmak gerekiyor ona bakacağız. Nasdaq biraz daha sıkıntı yaşayabilir, bir miktar daha düzeltme bekleyebiliriz. Biz ağırlıkla burada Nasdaq hisseleri konuşuyoruz. Buna alternatif ne yapılabilir? Ben ne yapacağım? Bütün bu konuyu ele alacağız. Ayrıca dün resesyonla ilgili çok önemli haberler geldi Amerika'dan. Maalesef bizim ezberci ekonomistler üzülecekler. Goldman Sachs diyor ki resesyon başka bahara kaldı gibi. Onun da detaylarına birlikte dalacağız. Hazırsanız bu çok önemli videoya başlıyoruz. Rotasyonun ne demek olduğunu bu harita üzerine gayet net görüyorsunuz aslında. Şu sol üst taraftaki şirketler teknoloji şirketleri. Teknoloji şirketlerinden şu sağ alt köşeye doğru kaymış dün para. Burada neler var? Endüstriyel şirketler, gayrimenkul şirketleri, enerji şirketleri, dağıtım şirketleri, örneğin doğalgaz dağıtım şirketleri gibi temel materyal üretim şirketleri. Buraya doğru bir kayma var. Neden böyle oldu? Çünkü uzun zamandır burası acayip yeşil gidiyordu ve teknik olarak biraz da fazla ısınmış durumdaydı. Bundan dolayı dün bu bölgede çekiliş şu bölgeye doğru kayma gördük. Şimdi bu çok önemli. Çünkü eğer borsanın tamamı kırmızı olursa korkarım. Ama borsada bu tip rotasyon hareketleri aslında nefes genişlemesi açısından rahatlatıcı. Ve pek çok ekonomist ne diyordu bize? Nefes yok, sadece 8 tane hisseyle yükseliyor her şey. Evet şimdi o hisselerde düzeltmeler var. Nereye doğru gidiyor para ama? Yeşil bölge şuraya doğru gidiyor. Ve bunu çok çok sağlıklı buluyorum. Bu sayede şurada gördüğünüz bankacılık gibi geride kalan sektörlerde de güçlenmeler olacak. Ve bu hep aslında yatırımcıların borsaya bakışını olumlu yönde değiştiren bir gelişme. Endekslere nasıl yansıdı bu yaşananlar? Görüyorsunuz Nasdaq %1.29 düşmüş durumda. Nasdaq %1.80'lik düşüş var. S&P 500'de hafif bir gerileme var ama benim çok önem verdiğim 4200 desteğine yaklaşmadı bile. Burada da sorun yok. Teknik olarak da bakacağız biraz sonra. Dow Jones yukarı gitti. Dow Jones'ta neler var? Sanayi kuruluşları, endüstriyeller, enerji şirketleri, daha geleneksel şirketler, bankaların da bir kısmı burada. Bir de Small Cap 2000 yukarıya doğru gitti. Small Cap 2000 ne? Küçük şirketler bunlar. Yani toplam piyasa değeri düşük olan şirketler. Buradaki tırmanış da sürdü. Geçen cumada hatırlıyorsunuz ciddi bir tırmanış vardı Small Cap 2000'de veya Russell Endeksinde. Günün tabi sevindirici haberi bütün bunlar olurken VIX endeksinde bir değişim olmadı. VIX nedir? Volatiliteyi ölçüyor. Borsada çok ani sert girişler çıkışlar varsa ilerideki opsiyonlara yönelik VIX orada hareketlenir. VIX burada neredeyse hiç hareket etmemiş. Ve daha evvel bir videomda bahsetmiştim. 10 ile 15 arasında durduğu sürece işler sakin demektir. VIX çok yukarı doğru sert atıyorsa bir karmaşa var anlamına gelir. Hisse senetleri bazında baktığımızda Microsoft %3, Amazon %4, Apple %0.78, AMD %5, Meta %2.77, Alphabet %3.78 düştüler. Netflix yükseldi %0.12, Alphabet'te düşenler arasında. Yani dün teknoloji hisselerinin büyük bölümü, özellikle de bu yapay zeka akımından beslenen hisse senetlerinin büyük bölümünde ciddi geri çekilmeler yaşadık. Bizim portföyümüz ne alemdeydi? Açıkçası benim şahsi portföyüm iyi bir gün geçirdi. Çünkü daha evvel birkaç kere bahsettim. Tesla benim portföyümün en büyük unsuru tek başına. O pozitifteydi. Tesla aslında son yılların en önemli rallilerinden bir tanesini yaşıyor. Dün %1.47 yükseldi. Bir haftada %8.22, bir ayda %32.76. Yılbaşından bu yanaki yükseliş ise %82.31'i bulmuş durumda. YouTube kayıtlı üyelerimize paylaştığımız hisse senetleri arasında Coinbase'de dün iyi bir gün geçirdik. Gerçi bir önceki gün çok sert düştüğü için bunu sadece hafif bir düzeltme olarak almak lazım. İşte biliyorsunuz Amerika kripto borsanın üzerine gidiyor ama o bile hala yılbaşından beri %50 yukarıda. Nvidia'yı konuşacağız. Nvidia dün de geri çekilişini sürdürdü. Evet yani bir aya baktığımızda %31, bir yıla baktığımızda %156'lık yükseliş var hala. Ama geri çekilme devam ediyor. Ben bir süre önce Nvidia'ları satıp Tesla'ya dönmüştüm büyük oranda. Sebebini de açıklamıştım. Yani Nvidia biraz sonra bakacağız. Hem teknik olarak biraz tehlikeli bir yerde duruyor şu anda. Bir de çok hızlı yükseldi. Onu biraz dengeleneceği belliydi. Yani Nvidia'nın şu andaki hisse senedi fiyatının mantıklı olması için gelecek sene %55 büyümesi gerekiyor. Büyüyebilir ama biraz riskli. Onunla ilgili düzeltmeler gelecektir diye düşünüyorum. En fazla bir hareket yok. Unity bir önceki gün çok iyi yükselmişti. Zaten haftalıkta hala yukarıda. Dün biraz düzeltme geldi.
Palantir. Palantir yılbaşından beri %128 yükselmiş durumda. Son bir ayda %53. Dün ilk defa soluklandı. Biraz soluklansın. UiPath düştü. UiPath da aslında son bir ayı ve son bir yılı iyi geçirenlerden. Dün bir haber akışı da yoktu UiPath ile ilgili benim görebildiğim kadarıyla. Alibaba yine beni kızdırdı geride biraz. Marathon Digital %5.26 dün geriledi. Hem Nasdaq geriliyor hem kripto geriliyor. Marathon'a bunun yansıması normal. Ama yılbaşından beri hala %179 yukarıdayız. Rocket Lab de dün bir kendi saldı birazcık. Ama hafif bir salma. Yine haftalıkta, aylıkta ve yıllıkta gayet iyi durumdayız. CrowdStrike yeni başladık biliyorsunuz. Buna yatırım yap. 5 liralık pek iyi gitmiyor. Ama iyi gideceğini hala düşünüyorum. Durum böyle. Bizim hep üzerine konuşma hisse senetleri konusunda. Bu arada şu anda Apple üzerine çalışıyorum. Eğer henüz izlemediyseniz mutlaka Apple'ın karma gerçeklik gözlüğüyle ilgili şu videosunu izleyin. Çünkü karşımızda gerçekten teknolojik bir devrim var. Dün videonun altına gelen yorumlardan pek çok izleyicimin devrimin büyüklüğünü anlamadığını görüyorum. Çünkü onu bir gözlük olarak algılıyorlar. Oysa o bir bilgisayar. Bugün işte o bilgisayarın Apple hissesine nasıl yansımaları olur uzun vadede onları konuşacağız. Eğer henüz katılmadıysanız katıl üyelerimiz arasında mutlaka gelin. Biraz Tesla'dan bahsetmekte fayda var. Benim portföyümün de en büyük unsuru biliyorsunuz ne kadar sevdiğimi. Hakikaten müthiş bir ay geçiriyor. Tesla 180'i kırıp üzerinde kalırsa 230'a kadar yolu var diye paylaşım yapmıştım. Hatırlayanlar vardır. Hakikaten o yolculuğu izledi. Şu anda geldiği yer biraz kritik. Dün gün içerisinde 8-9 dolarlık yükselişi vardı. Sonra geriye doğru çekildi. 3.26 artıyla kapattı. Pazar kapandıktan sonra bir miktar daha gerilemeye devam etti. Şu anda önemli bir direnç noktasına yaklaşıyor. Ben 230'a kadar yolumuz var diye tahmin ediyorum ama biraz da piyasanın genel gidişine bağlı. Peki nedir Tesla'yı yukarı doğru götüren? Tesla'yı yukarı götüren en önemli haber dün Amerika Birleşik Devletleri devletinden geldi. Vergi teşviği var Amerika'da elektrikli otomobiller için. Yani o otomobili alan kendi vergisinden $7,500 düşebiliyor. Bunun bütün Tesla Model 3'lere ve Model Y'lere yaydılar şu anda. Bu tabii Tesla fiyatlarını çok ucuzlattı. Bakın şu anda Tesla Model 3 temel trimde fiyat $32,740 kadar inmiş durumda vergi indirimleri sonrasında. Bu federal vergiler, bazı eyaletlerde de bunun üzerine indirimler gelebiliyor. Dün Twitter'da gördüm, bazı eyaletlerde Tesla Model 3'ü $29,000 alabiliyorsunuz. Türkiye'de biz bunları bu fiyatlara alamayacağız, bu dolara da alamayacağız. Durumlar malum. Ayrı konu. Bu tabii Tesla'ya dün çok iyi geldi çünkü satışları güçlendirecek bir konu. Ayrıca Çin'den gelen veriler de çok olumlu. Tesla'nın Çin satışlarında çok iyi gittiğini görüyoruz. Çin'de de yine elektrikli arabalarla ilgili vergi teşviklerini uzatan bir paket konuşuluyor. Bütün bunlar da işte Tesla'ya olumlu yansıyor. Tabii nereye kadar gider onu siz bilirsiniz. Nasdaq biliyorsunuz yılbaşından beri süper hızlı gitti. Bu bir geri çekilme yapacaktı bununla ilgili. Haber bekliyorduk, bir şey olacaktı. Dün aslında açılışta da borsalar yukarıya doğru bir zıpladılar. Sonra normalde aslında Amerika'yı pek de ilgilendirmemesi gereken bir haber geldi. Kanada enflasyonu ve ondan sonra borsalar geri çekildi. Neymiş? Kanada 25 baz puan kadar faizleri artırmış. 3 ay ara vermişlerdi. 4. ayda bir faiz artışı yapmış durumdalar. Neden bunu yaptılar? Çünkü Kanada'da ekonomi beklenenden daha sıcak şu anda. Hedef gayri safi milli hasıla büyümesi ilk çeyrekte %2.3 iken %3.1 gelmiş. Ekonomi çok sıcak yani. Öte yandan burada görüyorsunuz son ayın enflasyonu da oldukça yüksek geldi. Burada bir trend kırılması var gibi gözüküyor. Ayrıca Kanada faiz artışlarında Amerika'nın epey gerisinde kalmış durumda. Dünkü artıştan sonra %4.75'e geldiler. Enflasyon ise %4.4. Yani kısıtlayıcı diyebileceğimiz faiz oranına yeni ulaştı Kanada henüz. Ne demek kısıtlayıcı? Enflasyonun üzerinde faiz demek. Daha yeni buraya ulaştılar. Ama işte dün borsa biraz düşme ve bu rotasyonu yapmak için sebep arıyordu. Bunu değerlendirdi. Yoksa Amerika'ya bakacak olursak, Amerika'da gayri safi milli hasıla ilk çeyrekte %1.3 geldi. Beklenti %1.1'di. Yani Kanada kadar sıcak bir ekonomi yok. Ayrıca Amerika'da zaten şu anda faizler %5-5.25 aralığında. Enflasyon ise %4.9. Yani zaten kısıtlayıcı orana ulaşılmış durumda. Gerçi baktığımızda Haziran ayıyla ilgili faiz artış beklentisinde pek bir artış yok. Orayı geçeceğimize bütün piyasa ikna olmuş durumda. Ama Temmuz ve sonraki aylarda neler olur? İşte onlar konuşuyorlar. İşte bunda Nasdaq dün bir düzeltme ve paranın bir bölümünü rotasyonla diğer endekslere aktarma konusunda bir bahane olarak gördü. Dün gelen bir başka haber daha var. Bu da önemli bir haber. Çin'in ihracatında %7,5'luk küçülme olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz ben uzun zamandır Çin yuanının bir devalüasyona gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü ürün sattığı Avrupa ve Amerika'da işler çok iyi değil. Bir yandan da bu ülkelerle gereksiz bir gerilim içerisinde. Rusya'ya destek veriyor ama Rusya ticareti Çin'in ekonomisi ayakta tutamaz. Bundan dolayı muhtemelen yuanda bir devalüasyon olacak. Ayrıca Çin hükümetinin
bir stimulus paketi, yani ekonomi canlandıracağı bir paket de geçirme ihtimali her gün artıyor. Ama dün piyasa bunu biraz işte endişeyle karşıladı. Çin'in iç piyasasındaki büyüme de çok iyi değil. Bundan biraz korktu. Oysa ben buna biraz yüksek moralle bakıyorum. Çünkü Çin büyümeden duramayan bir ülke, muhtemelen bir ekonomik paket açıklayacaklardır diye tahmin ediyorum. Nvidia hissesine bir bakmakta fayda var bu arada. Yani hakikaten acayip yükseldi. Fakat Twitter'da beni düzenli takip ediyorsanız lütfen de edin. Bakın şurada linkimi paylaşıyorum tekrar. Çünkü piyasalar çok canlı, her an video yapmak mümkün değil. Oysa orada hemen her an paylaşımım var piyasadaki enteresan gelişmeler karşısında. Nvidia hatırlıyorsunuz bilançodan sonra inanılmaz bir mumla bir anda %25'e yakın yükseldi. O mumdan sonra biraz daha yukarıda gitti ama sanki şimdi enerjisi biraz kaybetmiş gibi gözüküyor ve bir geri çekilme sürüyor. Şurada 3 kez mumlar attı aşağı doğru. Dün bir kez daha test etti bu seviyeyi. Buraya aşağıya kırarsa 369-370'te bir destek var gibi. Sonra kocaman bir boşluk var. Böyle boşluklardan korkulabilir. Bu anlattıklarım Nvidia ile ilgili uzun vadeli yatırım tezimde en ufak bir değişiklik anlamına gelmiyor. Ama eğer Nasdaq tahmin ettiğin gibi düzeltme hareketine devam ederse Nvidia burada biraz daha sert etkilenebilir bu işlerden. Şimdi bunları anlatınca biraz daha korkuyorum. Çünkü insanlar hemen eli sat düğmesine gidiyor. Hemen satmanıza gerek yok. Önlem alabilirsiniz. Put opsiyonları alabilirsiniz. Kısmen satabilirsiniz. Çünkü şurada çok iyi kar ettiniz. O karın bir bölümünü kenara alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ben Nvidia hisselerimin 5'te 4'ünü satmış durumdayım. Şuradaki portföyümün 5'te 4'ünü, hatırlarsanız tam burada yarısını satmıştım talihsiz bir şekilde. Sonra bu yükselişten sonra bir miktar daha satmaya devam ettim. Şu anda elimde 5'te 1 var. Ama Nvidia'nın bu dalgalı dönemi atlattıktan sonra yapay zeka tufanında tekrar yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Ve 2024'ü bu yönden çok ilginç buluyorum. 2025'in başına da bir call opsiyonu, yani Nvidia hissesinin yukarı doğru gideceğine dair bir opsiyon almış durumdayım. Bu şekilde Nvidia yatırımı şu anda, ama burada gördüğünüz gibi teknik biraz sıkıntılı gözüküyor. S&P 500 benim için en önemli endeks. Niye? Çünkü S&P 500'in içerisinde hem Nasdaq'ın büyük hisseleri var, Tesla da onlardan bir tanesi, Apple da onlardan biri, Microsoft da onlardan biri. Bir yandan da başarılı endüstriyel kuruluşlar ve JP Morgan gibi dev bankalar da bu endeksin bir parçası. Çünkü S&P 500 aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli 500 şirketi. Ben bu endekste 4200 kritik görüyordum. Onun üzerine durmayı başardık. Hatta dün bir ara S&P 500 teknik boğa seviyesi olan 4290'a kadar gitti. Oradan geriye doğru çekildi. 4267 duruyoruz. Bu çekilmenin ana sebebi Microsoft gibi, Apple gibi şirketlerin etkisi. Ama endüstriyel taraf sağlam. O yüzden Nasdaq'a göre çekiliş daha düşük oldu. Dediğim gibi rotasyon gerçekleşiyor. Böyle bir rotasyonda ne yapılabilir? Mesela eğer küçük hisse senetlerinde büyüme bekliyorsanız, ki normalde boğa rallileri böyle giderler. Yani önce bir avuç hisse senedi boğa yukarı doğru çeker. Sonra aşağı doğru yayılır. Ve insanlar küçük market cap'e sahip hisse senetlerindeki fırsatlara bakmaya başlarlar. Onlarla ilgili bir ETF var. IWM diye, o pazarı kapsıyor. Dün görüyorsunuz %1.87 büyüdü. Son bir haftaya baktığımızda da ciddi bir artış var burada. Eğer bu rotasyon devam edecekse IWM'deki potansiyel yüksek. Bu şimdiye kadar rally'e hiç katılmadı neredeyse. Hatta Nasdaq yükselirken hep düşüş eğilimindeydi. Son bir haftadır adım adım yukarıya doğru gidiyor. Pek çok borsa uygulamasına bu ETF'e ulaşmak mümkün. Ama siz kendiniz de small cap ETF'ler diye araştırma yapabilirsiniz. ETF veya fon almanızı tavsiye ediyorum bu alanda. Eğer alacaksanız illa, almanızı tavsiye etmiyorum yanlış anlamayın, illa alacaksanız seçenek olarak. Niye? Çünkü small cap'lerde, yani küçük hisse senetlerinde çok fazla değişken oluyor. Seçmesi çok zor, takip etmesi çok zor. Çok özel teknik bilginizin olduğu, çok özel bir hisse senedi yoksa IWM'i düşünebilirsiniz. Bunun dışında endüstriyellerde genelde bir yükselme var gibi. Orada da XLI düşünebilir fon olarak. Teknik olarak da formasyon yukarı doğru bir kırılma getirecek gibi gösteriyor. Bunlar nereye yansıyor? Hem S&P 500'deki endüstriyellere hem de Dow Jones endeksinde bunun karşılığını görebilirsiniz. XLI bence burada yine düşünebilecek fonlardan bir tanesi. Ve son olarak da finansallar. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu yaşanan bankacılık sıkıntılarından dolayı finansallar sert düşüşler göstermişti. Oysa yavaş yavaş geriye gelmeye başlıyorlar gibi gözüküyor. Ve dün dinlediğim pek çok analist bu önümüzdeki günlerde eğer resesyon korkuları anlamsız olduğu ortaya çıkarsa ve bir yandan da enflasyonun geriye gidişi devam ederse finansallarda, yani bankalar ve diğer finansal şirketlerde yükselişler bekliyorlar. Açıkçası benim uzman olduğum bir saha değil ama daha geniş bir portföy yaratmak istiyorsanız IWM ile küçük hisse senetlerini, XLI ile endüstriyelleri ve bir yandan da bankacılıkla ilgili hisselere bakmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, sadece borsanın genel gidişine bakarak bir yorumda bulunmaya çalışıyorum. Şimdi de gelelim resesyon korkusuna. Bizim ezberci ekonomistlerin en bayıldığı konu, resesyon geliyor, resesyon geliyor.
Goldman Sachs öyle düşünmüyor. Goldman Sachs Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından bir tanesi. Onlar önümüzdeki bir yıl içerisinde bir resesyonun gerçekleşme ihtimalini %35'ten %25'e indirdiler. Bu reportajı izledim. Goldman Sachs'in şef ekonomisti Jan Hatzius diyor ki iki gösterge bizi etkiliyor. Bir tanesi bankacılıktaki sorun daha fazla büyümeyecek gibi ve bankalar yavaş yavaş kredi musluklarını açmaya başlamış durumdalar. Orada rahatlamış durumda izliyor. Bir yandan da enflasyonun geriye doğru gittiğini görüyoruz. Bu durumda Fed'in faiz artışlarında makul davranacağını hatta belki düşüşlerine başlayabileceğini düşünüyoruz. 2023 için değilse bile 2024'te o yüzden önümüzdeki bir yıl için resesyon olma ihtimalini %25'e indiriyoruz dedi. Ben de resesyon göstergesi endeksleri hep inceliyorum. Çünkü biliyorsunuz benim yatırım tezimde bu sene resesyon olmayacak var ve insan bir tez koyduğu zaman antitezi de hep yakından izlemeli. Çünkü biz falcı değiliz, yanılabiliriz. Dün şu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nde ağır yük kamyon satışlarında artış olduğunu gösteriyor. Ağır yük kamyonları resesyon beklentisi varken satılmaz değerli arkadaşlar. Bu ekonominin geriye dönüş beklentisi konusunda bir işaret. Ama tabii tek işaretten yola çıkmamak lazım. 50 ayrı gösterge var ama hala benim izlediğim temel göstergelerde bir resesyon korkusu benim kafamda önümüzdeki dönem için yok. Gelecek salı günü Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyatları enflasyonu öğreneceğiz. Çarşamba günü de Fed yeni faiz kararı açıklayacak. Ben enflasyonla ilgili hala çok olumluyum. Bununla ilgili çok detaylı bir görüşü pazar günü YouTube katıl üyelerimle paylaşıyor olacağım. Siz henüz katılmamışsanız mutlaka katılın. Şu anda beni şaşırtacak seviyede hızlı büyüyor orası. Çok mutluyum buradan 517 üyeye gelmiş durumdayız. Bir kısım insan da yıllık üyeliğe geçiyor. Haddini aşk kulübü üyeliğine geçiyor. O çünkü hem daha ekonomik hem de içeriği biraz daha zengin. Ama buradan başlanabilir diye düşünüyorum. Size de mutlaka buraya bekliyorum. Evet, soru ve yorumlarınız varsa mutlaka duymak isterim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir de like iyi olur. Şöyle kanalı biraz daha canlandıralım. Görüşmek üzere.